Vücudumuzu doyurdum. Ya Rabbi bu yediklerimizi bizim vücudumuza sıhhat eyle, afiyet eyle, sağlık eyle. Ya Rabbi bu iftar sofrasında bulunanların geçmişlerine rahmet eyle. Bizlerin de huzurunu ile daim ve kaim eyle. Ya Rabbi alemin birliğimize, dirliğimize, huzurumuza göz dikenlere harfiyetlerini tahkik ettirme fırsatlar verme. Ya Rabbi alemin 301 maden şehidimize rahmet eyle. Geride kalan acıklı ailelerine ve yakınlarına sabırca bir nasip eyle. Milletimizi insanlığı bu denli görür görürüz felaketlerden, belalardan, afetlerden muhafaza eyle. Burada toplandığımız gibi ahiret hayatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancı altında bir araya gelmeyi. Ya Rabbi cennetini de cemalini temaşa etmeyi bizlerden esirgeme. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina Velim ve Velakirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gençlerimizin ruhları için, özellikle Allah rızası için, elben cihaz. Siyasi partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyemizin hazırlamış olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayında, artık Ramazan'ın yarısı bitti. İkinci yarısına başlıyoruz. Ramazan'ı bütün güzellikleriyle şehrimizin her köşesinde yaşıyoruz. Bunun için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Çok şükür sonumuzda halkımıza hizmet eden hem kamu kurumlarımız hem sivil toplum örgütlerimiz çok güzel bir uyum içerisinde hizmetlerini yürütüyorlar. Hükümetimiz de ilçemizin gelişmesi için, güzelleşmesi için, kalkınması için, insanımızın daha güzel işlere sahip olması için birçok yatırımı devam ettiriyor. İnşallah bu yatırımların çok önemlilerini de kısa zaman içerisinde tamamlayarak sizlerle beraber yine açılışlarını gerçekleştireceğiz. Evet, son yıllarda ülkemizin gerçekleştirmekte olduğu kalkınma hamlesiyle birlikte Soma'mız da bu işten nasibini aldı ve AK Parti hükümetlerinin en büyük yatırımlarının güzergahı üzerindeyiz. İşte İstanbul-İzmir otoyolu hızla ilerliyor. Artık şehrimizden geçen kısmında da çalışmalar başladı. Bir taraftan Soma Çimento Fabrikası'nda hafriyat çalışmaları başladı. Öbür taraftan Kolin Termik Santrali'nin inşaatı oldukça hızlandı. Şu anda şantiyede binden fazla çalışanımız var. Maden işletmelerimiz çalışıyor. O yaşadığımız büyük faciadan sonra bir toparlanma çabası içerisindeyiz. Ama inşallah tekrar daha emniyetli bir şekilde madenlerimizi çalıştırmaya devam edeceğiz. Yerin altında yatan hazineleri yeryüzüne çıkarıp ülkemizin ekonomisine kazandıracağız. Tam söz buraya gelmişken aramızda maden şehitlerimizin bizlere değerli emaneti olan saygıdeğer aileleri de var. Onlardan bazıları da bizi şereflendirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum ve bu vesileyle bütün maden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Değerli hemşehrilerim, Soma Çimento'dan bahsettim. Bugün akşamüstü Soma Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Sünnetçioğlu beni telefonla aramıştı bir vesileyle. Ben de onu akşamki iftar yemeğimize davet ettim. Benim hemşerilerimizle, protokolümüzle bir iftar yemeğimiz var. Buyurun gelin, siz de bizim aramızda bulunun diye. O da sağ olsun kendi gelemedi, yurt dışından yeni gelmiş. Yeni geldim Almanya'dan dedi.
ama Soma Çimento'nun genel müdürü aramızda ve bir de jest yaptı. Dedi ki madem ben katılamıyorum ama belediyenizin tertip ettiği bu akşamki iftar yemeğinde bütün hemşehrileriniz benim misafirim olsun diye. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum bu yemeği bize bu akşam. Belediyemiz tertip etti ama bütün masraflarını da Soma Çimento AŞ üstlenmiş oldu. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. Yine hemşehrimiz, yöremizin insanı, AK Parti iktidarlarımızla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli görevler ifa eden, partimizin genel merkezinde çalışmaları olan ve yöremize yapılan bütün hizmetlerin önünün açılmasında, hızlandırılmasında da gece gündüz çalışan ve gayret sarf eden değerli büyüğümüz Sayın Recaip Erber de aramızdalar. O da yoğun programlarına rağmen yani Manisa'mızın bütün ilçelerinde hatta Türkiye'nin farklı illerinde genel merkezimiz görev veriyor milletvekillerimize. Ama o bugün de bize ayırdı, Soma'yı ayırdı. Siz değerli hemşehrilerine ayırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Onun da tabii sizlere söyleyecekleri var. Ben çok fazla uzatmadan iftar yemeği olduğu için bütün katılan dostlarımıza Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah Allah bizi hep böyle güzelliklerde buluştursun. Şimdi sizlere hitap etmesi için mikrofonu çok değerli milletvekilim Sayın Recaip Erber'e takdim ediyorum efendim. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Çok değerli savcımız, çok değerli misafirlerimiz, Somalı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar. Böyle güzel bir Ramazan akşamında, iftarda sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de başkanımın yanındaydım. Yalçın Bey'le telefonla ben de görüştüm. Soma Çimento AŞ'nin değerli sahipleri bu akşam bizi bu iftar sofrasında kendilerini misafir olarak ağırladılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Her şeyden önce Soma'ya yaptıkları bu güzel yatırım dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Soma'mız hakikaten bundan 2 yıl önce yaşanan o büyük faciadan ve acıdan sonra yaralarımızı sarmak adına yapılan bütün gayretlere, çalışmaların ötesinde Soma bütün iş aleminin sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki pek çok insanın da dikkatlerini üzerine topladı. Esasında Soma'mız için binlerce, neredeyse 10 binden fazla çalışanıyla madencilik sektöründe sadece Türkiye'de değil, dünyada söz edinden, kendisinden söz ettiren bir merkez haline geldi. Evet, 14 Mayıs bizim için hakikaten bir dönüm noktası. Ondan öncesi ve sonrası diye bu sektör anılacak. Tıpkı 1999 Körfez depreminde, 17 Ağustos depreminde olduğu gibi, ondan öncesi ve sonrası diye inşaat sektörü nasıl Türkiye'de değiştiyse, madencilik sektörü de Türkiye'de değişti. Bu kazadan sonra özellikle ben mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'ndaydım. Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız, madencilerimizle bir araya geldik. Toplantılar yaptık ve orada talimatlarını verdi. Dünyada bu iş nasıl oluyorsa o şekilde olacak. Ve madenci kardeşlerimizin çalışma şartları da Avrupa'daki diğer maden gelişmiş ülkelerde nasılsa öyle olacak dendi. Ve bununla ilgili kanunları da çok kısa zamanda o zaman çıkardık. Bugün madenlerde çalışan kardeşlerimiz hem çalışma saatleri olarak, günleri olarak daha az çalışıyorlar, daha düzenli ve daha güzel ortamlarda, daha güvenli ortamlarda çalışıyorlar. İnşallah Türkiye'de madencilik sektörü artık tüm dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki gibi gerçekleştirilir hale geldi. Onun ötesinde Soma'mız için ciddi yatırımlar gerçekleşiyor. Soma'mız aynı zamanda bu büyük yatırımların merkezinde olacak. Değerli kardeşlerim, özellikle bölgemizi İstanbul'a, oradan da dünyaya bağlayacak olan
dünyanın üçüncü büyük köprüsü Körfez'de İstanbul'u, İzmit'e, Bursa'ya, oradan buraya bağlayan Körfez Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü hemen bayramdan önce 30 Haziran'da inşallah önümüzdeki hafta açılacak. Bu benim için çok önemli çünkü 30 yıldan fazla zamandır İstanbul'da oturan ve sık sık İstanbul'a gidip gelen bir kardeşiniz olarak bu yolların İstanbul'a bağlanması demek, köprülerin yapılması, otoyolların yapılması demek, Soma'dan çıktığımız zaman 2-2,5 saatte İstanbul'da olmamız demek. İstanbul'da yaşayan insanların bizim bölgemize çok kısa zamanda gelebilmesi demek. Bunların, bu imkanların artması bizim bölgemizin daha da gelişmesine, daha da kalkınmasına, refahının artmasına, daha fazla iş ve aş sahibi olmamıza vesile olacak inşallah. Tabii özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir olduğundan bu yana imkanlarında ciddi anlamda kısıtlılık olmasına rağmen hem sosyal faaliyetlerde hem vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin her türlü hizmetinde gayretli bir şekilde çalışmalarını artırarak devam ettirdiler. Belediye başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam da böyle bir organizasyonda, böyle bir hizmette, bir etkinlikte bizleri buluşturdu. Ramazan aslında tabii aynı zamanda bizim milletimizin, toplumumuzun ta 1000 yıllık kültürünün, geleneğinin içinde oluşmuş, yoğrulmuş, paylaşmanın, kardeşliğin, barışın, güzelliklerin, her türlü güzelliklerin yaşandığı bir ay. Hep Ramazan ayını bizim çocukluğumuzdan beri hocalarımız filan dini konularda, sohbetlerde hep şu söylenir. İşte geçmiş 11 ay boyunca günahlarımızdan arınacağız, ibadet yapacağız. Hep geçmişle ilgili. Halbuki geçtiğimiz günlerde çok farklı bir yorum dinledim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda Ramazan ayı bir nevi manevi bir kondisyon ayı. Sadece geçmişle ilgili değil. Eğer biz donanımımızı bu ayda artırırsak, daha güçlenirsek, maddi manevi anlamda bünyemizi sağlıklı hale getirmenin yolunu ararsak, aynı zamanda diğer yanlık olsun, toplumumuzun her türlü sorunlarıyla ilgilenme anlamında olsun, yani sosyal sorumluluğumuzu, bilincimizi artırdığımız takdirde önümüzdeki 11 aylık döneme kendimizi daha iyi hazırlamış, kondisyonumuzu tabiri caizse artırmış olarak gireceğiz. Yani nasıl sporcular kampa çekildiği zaman kampta geçmişteki yaptıkları hataları konuşmuyorlar sadece. Önümüzdeki dönemde çıkacakları maça hazırlanıyorlar tabiri caizse. Biz de inşallah bu Ramazan'ın feyizinden, bereketinden yararlanmak suretiyle önümüzdeki bir dahaki Ramazan'a kadar kendimizin kondisyonunu, gücünü, direncini, bilincini artırmak suretiyle gelecek maçlara hazırlanacağız inşallah. Ne imtihanlarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hakikaten milletimiz, memleketimiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Etrafımız ateş çemberi. Hele hele İslam ülkelerinde, Müslüman coğrafyasında yaşanan acılara, sıkıntılara dayanmak mümkün değil. Onun için bizler ülke olarak, millet olarak, toplum olarak, devlet olarak güçlü olmak durumundayız. Her yönüyle güçlü olursak hem bize karşı yapılacak olan tuzakların, bize karşı yapılacak olan her türlü tehdidin üstesinden gelebiliriz. Hem de dünyanın birçok yerinde mazlum insanlar gözlerini Türkiye'ye dikmiş, bizim insanımıza yardım tabiri caizse ellerini açmış, onlara da gücümüz yettiğince yardımlarımızı, onlara da gücümüz yettiğince dualarımızı, desteklerimizi götürmüş oluruz. Esasen bizim milletimiz çok zengin değiliz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz. Ama dünyada gelirine göre kendi ülkesi dışındaki insanlara, sadece Müslümanlara değil, sadece dindaşlarına, kardeşlerine değil, bütün insanlara, mazlum olmuş, mağdur olmuş, afete uğramış, bütün insanlara en fazla yardım eden ülke olduk. Demek ki sadece maddi zenginlik yeterli değilmiş başkalarının yardımına koşmak için. Bir de gönül zenginliği gerekiyormuş. Bizim milletimiz son yıllarda bunu gösterdi ve Birleşmiş Milletler Dünya Yardım Konseyi'nin açıklamalarına göre, gelir seviyesine göre en fazla yardım yapan ülke Türkiye oldu. Dünyanın en zengin ülkesi Amerika, sonra İngiltere, üçüncü sırada da yine miktar olarak da, maddi olarak da biz üçüncü sırada yer aldık.
Demek ki biz onların kadar zengin olmuş olsak ülke olarak dünyanın birçok yerinde açlıktan ya da bir yudum içme suyuna